Merhaba arkadaşlar. Sizlere Antalya'dan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Şimdi ben bazı deneyler yapıyorum. Sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Fakat bazı arkadaşlarımız telefon numaramı istiyorlar ama tabii veriyorum, benim saklım gizlim yok. Profilde, yani üst resimde altında iletişim numaram yazılıdır. Lütfen oradan mesaj atabilirsiniz, arayabilirsiniz. Sizlere elimden geldiğince yardımcı olacağım. Bazı arkadaşlar da bilir bilmez yorum yapıyorlar. Onlara da saygı duyuyorum ama medeni bir şekilde yazarlarsa ben de medeni bir şekilde onlara cevap veririm. Yardımcı olmaya çalışırım. Bugünkü konumuz çamaşır makinesi motorları ve bunları torklu çalıştırma, yani güçlü bayılmamadan çalıştırma ve bunları projelerde kullanılması. Projeler derken nelerdir? Projeler sizin düşüncelerinizdir ve yapacağınız işlerdir, işlerde kullanmaktır. Çamaşır makinesi motoru hakkında genelde, işte benim elimde çamaşır makinesi motoru var, çalışıyor. İşte bağlantılarını söyler misiniz veya yazar mısınız gibi. Şimdi sizlere göstereceğim. 4 tane burada çamaşır makinesi motoru var. Bunların bağlantıları çok farklı farklı arkadaşlar. Ben daha doğrusu burada elektronikçi arkadaşımla bu şekilde bir aküyle test ederek veya adaptörle de olabilir. 12 volt adaptörle de olabilir. Onunla test ederek deneme yanılma metoduyla bulabiliyoruz. Tabii YouTube'da da ve diğer kanallarda da bu şekilde gösteren, yardımcı olan videolar var. Ama tarifle olmaz arkadaşım. Çünkü tarifle tehlikeli. Motoru arızalandırabilirsiniz. Şöyle örnek göstereyim. Şu motor gördüğünüz gibi sağlam, gayet güzel bir arkadaşımız getirdi. Ben dedi buna elektrik verdim, işte şöyle oldu, böyle oldu. Yapamamış. Sonra motor çalıştı ama gördüğünüz gibi bakın, tako dediğimiz bölüm şurası, daha doğrusu şu tako bobini, bakın burada şu şekilde, buraya elektrik vermiş. Tabii bilmeyerek, bilerek yapmaz kimse. Ne olduğunu da bilmez. Ve buna direkt 220 volt verdiğin zaman bu ne olur? Şu anda bu tako bölümü çalışmıyor ama motor bölümü çalışıyor. Şimdi bu tako çalışmayınca bu cihazlar görev yapmaz. Bu cihaz takodan aldığı sinyali motora iletiyor ve gücünün düşmeden çalışmasını sağlıyor. Bu takoyu test etmemiz için de ben ayrıca şöyle sizlere göstereyim. Şöyle bir parça şerit led. Bunlar 12 voltta yanıyor veya şu şekilde küçük şerit led'i bağlıyorsunuz. Motor dönerken bu yanıyor. Diğer videomda da bunun yandığını sizlere göstermiştim. Onun için bazı sakıncalar var arkadaşlar. Dolayısıyla böyle karşıdan tarif edemiyorum. Şimdi sizlere göstereceğim motorlar, bakın şu pedallı, bu ise anahtarlı çift yönlü, bu da sadece ve sadece normal torkla dönen bir motorumuz. Bu motorlar tabii ikinci el, bakımı yapılmış olup temizdir, çalışmaktadır. Şimdi ben sizlere bunların nasıl döndüğünü göstereceğim. Şimdi hepsini fişe taktım. Bakın, normalde açıyorum. Bu pedallı olan. Pedallı olan. Şimdi bakın, pedala ben şöyle, sizin görmeniz açısından şöyle hafifçe şöyle yandan göstereyim. Bakın hafifçe basıyorum. Bakın. Yavaş dönüyor. Hızlandırıyorum. Basıyorum. Basıyorum. Son gaz bastım. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışmakta. Ve bunu da şöyle güçlüdür.
Şimdi durdurayım. Şimdi bakın. Şimdi elimle yani pedalla değil kutuyla. Kutunun üzerindeki düğme el kumandasıyla. Bakın devir düşük. Tahtayı basıyorum. Durduramıyorsunuz. Bakın. Durma olayı yok. Ve aynı zamanda da hem pedalla bakın sesini duyuyorsunuz. Şimdi bunu durdurayım ve kapatayım. Şimdi bağlantı olaylarını da göstereyim size. Bakın bunu nasıl tarif edebileceğim? Ama ben burada bu cihazı eğer isterseniz sadece tabii sorumluluk kabul etmemekle beraber motor, tako ve bu da toprak. Yani toprak derken şase, gövde. Uçlar diğerlerinde de aynı şekilde. Örneğin şu çift yönlü anahtar. Bu çift yönlü anahtar bu kutuyu ilgilendirmemekte. Yani bunun bağlantısı nereyle ilgili? Motorla ilgili. Motor uçlarıyla ilgili. Şimdi bunu çalıştıralım ve görelim. Şimdi pedallıyı bir yana bırakalım. Şimdi çift yönlü olayını size izah edeyim. Çift yönlü olayında motor durmadan asla ve asla bu anahtarı ileri geri yani bir iki yapmayacaksınız. Şimdi mesela şu anda bir de açıyorum. Bakın döndü. Çalışıyor. Bu da aynı şekilde. Bakın. Basıyorum. Durma olayı yok. Nereye doğru dönüyor? Şöyle göstereyim. Tekrar. Saat yönünün tersine dönüyor. Saat yönünün tersine dönüyor. Durdu. İkiye aldığım zaman ortası sıfır çalışmaz. İkiye aldığım zaman ise saat yönünde dönecek. Bakın. Bu da bastırıyorum. Durma olayı mümkün değil. Tabi bunların gücü ise 400 watt gücündedir. Onu da özellikle belirteyim. Bunu da kapatıyorum. Bu da düz. Sadece çalışıyor. Bakın bunu da açtım. Bu da saat yönünün tersine doğru bağlantısını yaptım. Bakın yavaş dönmesine rağmen durma olayı yapmıyor arkadaşlar. Ben buralara bant yapıştırdım sizde görün diye. Bakın iki elimle basıyorum. Şöyle görüyorsunuz döndüğünü. Evet. Evet arkadaşlar benim diyeceğim bu kadar. Sizlere yardımcı olduysam ne mutlu bana. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu motorları dediğim gibi projelerinizde kullanabilirsiniz. Neler yapıyorlar? Tespih tornası, slash dediğimiz hayvanlara yem kırma makinesi gibi onu yapıyorlar. Toprak eleme veya gübre eleme makinesi yapıyorlar. Bu solucan gübre eleme makinesi yapıyorlar. Bunlar YouTube'da bir sürü videolar var. Veya bal süzme, ceviz kabuğu ayıklama. Yani aklıma gelen birkaç proje bunlar. Tabii sizler kıyma makinesi de oluyor, sucuk doldurma, ondan sonra salça, biber salça, domates salça veya karıştırma, kazanları karıştırma gibi diğer projelerde de kullanabiliyorlar, kullanırlar. Takdir sizin, karar sizin. Faydalı olduysam ne mutlu bana. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.